Doktor hala içeride mi? İçeride. Allah şifa versin. Vuruyorum iğneyi. Tamam. Geçecek hanım. 10 dakika sonra ağrıların yine dinecek inşallah. Öyle değil mi doktor? Kuvvetli bir ağrı kesici bu. Benden hayır yok Eşref. Oğluma, Yusuf'a söyle. Söz üstüne getirsin artık. Kendimi tanımak, ona sarılmak. Oğluma ona emanet etmek istiyorum. Tamam, tamam. Ararım. Ararım, merak etme. Söyle oğluna. Yoksa gözlerim açık gidecek. Gece boyunca gelinim gelinim diye sayıkladı. Her an oğlunun mürüvvetini görmek ister Eşref Ağa. Yusuf oğlumuz İstanbul'daki işin başında değil miydi? Evet, öyle. Ana işte. Gelinini tanımak, onun oğlunu çok seveceğinden emin olmak istiyor. Şefkatli bir gelin hayaliyle yaşayıp durdu. Yusuf'a bir türlü anlatamadık ki derdimizi. Ne isteği varsa bir an önce yerine getirsen iyi olur Eşref Ağa. Bu sefer gidici galiba. Ağzından yel alsın. O nasıl söz öyle? Çok çekti kadıncağız. Ölürse kurtulur. Bunca yıl ekmeğini yedi. Bizim de anamız sayılır Sultan Hanım. Daha dur bakalım. Oğlunu evlendirecek, torunlarını kucağına alacak. İnşallah. Giriyorlar. Hazır. Ya her zaman böyle yapıyorsun. Her zaman olmaz ki. Kendi tavuğumuzdan. Sağ ol. Recep. Buyur beyim. Doktoru kasabaya bırak. Hemen. Buyurun. Sağ ol. Yusuf geldi mi kızım? Babasıyım. Eşref Bey, Yusuf Bey henüz gelmedi efendim. Hay Allah. Cebi de sürekli kapalı çıkıyor. Gelince söyler misin çiftliği hemen arasın? Tabii efendim, söylerim. Sizi özledik Eşref Bey. Arasın kızım, hemen arasın. Bu iş de olmadı. Ne yapacağız şimdi? Bir işimiz olsaydı ev sahibini ikna ederdik. Bu sefer kesin kapının önüne koyar bizi. Yeter artık be! Bıktım sizden! Tamam be! Defolun gidin! Ne bağırıyorsun? Çıkın evimden! Ödeyeceğiz dedik yok, ya! Yok bugün yok yarın! Yeter artık be! Defolun! Canıma yetti artık be yetti! Gidin biraz da başkasının canını yakın! Şeytan diyor ki, tut şu cadalozun Mustafa. Taşlarından, bırak! Cadaloz sensin, bir de utanmadan çan 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 cevap veriyor. Defolun, burası sığınma evi değil, terbiyesizler. Defolun be! Manyak karı! Manyak sensin, çatlak. Defolun gidin! Manyak! Çatlak karı! Hadi gidelim. Yusuf Bey. Babanız aradı efendim. Öyle mi? Hı hı. Bir şey söyledi mi? Hayır, bağlayayım efendim. Yok. Ben şimdi ararım. Anne. Ne oldu anneme? Durumu iyi değil oğlum.
Baba hemen İstanbul'u alalım. Tedavi mümkün olsaydı Amerika'dan gelir miydik sanıyorsun? Baba hemen geliyor. Zaten seni istiyor oğlum. Bir de Allah yaşından versin. Ölmeden engellimi göreyim diyor. Oğlumu gelinime emanet etmek istiyorum diyor. Bana gelinimi getirsin diyor. Ne gelini baba? Anneni biliyorsun. Hadi uzatma şimdi. Biliyoruz ne halt yediğini. Gazetelerden okuduk. Al o kızı hemen düşüyorlar. Gözlerim açık gideceğim yoksa diyor. Belki de annenin son arzusu. Baba, bir kız var. Ama henüz evlenmeyi düşünmüyorum. Annemin karşısına gelinin diye çıkaracağım bir kız değil. Annen ölüm döşeğinde diyorum. Taş kafalı mısın sen ya? Ne laftan anlamaz adamsın. Annen istiyor. Görmek istiyorum. Bana gelinimi getir. Son arzum bu. Eğer bir yudum sütüm emdiysen, bir yudum sütüm boğazından geçtiyse gelinimi getir. Duydun mu oğlum? Anneni çok görme bunu. Peki baba, peki. Anladım. Tamam. Hemen kızı alıp geliyorum. Ben çıkıyorum. Birkaç gün yokum. Müdürlere söylersiniz. Peki efendim. Evsiz de kaldık, gördün mü? Neden benim dediğim işleri yapmıyoruz sanki? Saçmalama. Bundan sonraki iş görüşmelerimizde daha farklı bir yol izlemeliyiz. Senin cilvelerin yüzünden herkes başka türlü bakıyor bize. Ne yapayım kızım? Karakterim bu. Anam beni böyle doğurmuş. Hala aklın başına gelmedi değil mi? Bu gidişle açlıktan öleceğiz. Kamera deneyimim var. Diksiyon kursu aldığını da söyle. Diksiyon ve spikerlik kursu da gördüm. Ben bu şov sunuculuğunun altından kalkarım. Ekranda ne kadar güzel göründüğümü ve çekici olduğumu bilirsiniz. Sizi mahcup etmem. Bana güveniyorsunuz değil mi? Hı-hı. Hoş geldin Yusuf Bey oğlum. Hoş bulduk. Hande evde mi? Siz hiç merak etmeyin. İçeride telefonla görüşüyor. Girsene. Tamam. Peki. Oldu. Telefonunuzu sabırsızlıkla bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Bye bye. Hoş geldin sevgilim. Hande hayatım, hemen bavulunu hazırla, gidiyoruz. Bir bakalım ne oldu? Annem... Bilemedin. Yılın müzik ödülleri töreni için sunuculuk teklifi aldım. Düşünsene. Bütün bir gece TV'de canlı yayınlanacak. Çok şık bir kostüm almalıyız hayatım. Ne diyorsun? Beni kutlamayacak mısın? Tebrik ederim. Sen de bir dakika beni dinler misin lütfen? Aa, ne oldu hayatım? Annem hastaydı biliyorsun. İyice ağırlaşmış. Ölmesinden korkuyoruz.
Ne yani? Sevgilini izlemeye gelmeyecek misin? Hemen çiftliğe gitmeliyiz. Hemen yola çıkmalıyız. Anlamadım. Ben de mi? Annemin son bir arzusu var. Gelin olacak kızı görmek istiyor. Bu onun son arzusu. Ama sevgilim, ben İstanbul dışına çıkamam ki. Hayatımın fırsatı bu. Anne, senin karşına başka bir sürü fırsat çıkacak. Ama benim annemin son arzusunu yerine getirme şansım belki de hiç olmayacak. Galiba gitmen gerekiyor kızım. Zavallı kadın gelini görmek istiyormuş. Anne ne diyorsun sen? Siz ikiniz de saçmalıyorsunuz. Farkında mısınız? Bu Yusuf için önemli. Sen şimdi git. Deneme çekimi yapacaklarmış. O ne zaman bilmiyorum. Deneme çekimini başarayım hemen atlar gelirim. Anlamıyorsun. Hande, annemin durumu çok ciddi. Sabaha çıkacağını bile bilmiyoruz. Geleceğimi mahvettiğinizin farkında mısınız? Bir günlük yol. Gerekirse uçakla gidersin. Hem Yusuf'u da kırma. Peki. Tamam, gidelim. Nevi. Bak, eğer ailenin yanına dönmeyi düşünüyorsan, yani sorun bensem dönebilirsin. Saçmalama Aysu. Benim ailem sensin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Elbette. Onlar beni isteselerdi yuvaya vermezlerdi. İyi ki de vermişler. Yoksa seni nereden bulacaktım? Teşekkür ederim. Keşke benim annem babam da seninkiler gibi ölmüş olsalardı. Hiç olmazsa onları özlemenin mutluluğunu yaşardım. Aman, üf. Boş ver şimdi. Nereden açtın bu konuyu sanki? Yuvadaki günlerimiz aklıma geldi. Ne kalacak yer derdi, ne de ekmek derdi vardı. Ama ille de anne özlemi. O sızı hiç dinmedi. Şuna ne dersin? Dinle. Gündüzleri çocuğa bakacak yatılı tecrübeli bayan. Ücret dolgun. İyi ama tecrübe nerede? Aman boş versene, o küçük bir ayrıntı. İkna ederiz. Bir ayrıntı daha var. İkimizi birden yatılı kabul etmezler. Düşündüğün şeye bak. Ücret dolgun diyor. Ev tutarız. Birimiz çocuğa bakar, birimiz başka iş arar. Evet, olabilir. Peki nerede? İşte bu önemli bir ayrıntı. İzmir'deymiş. Yattı bu iş. İzmir'e gidecek paramız bile yok. Bak, bende bir iki kontör var. Telefon açıp konuşalım. Kabul ederlerse bir formül düşünürüz. Ha? Ne dersin? Tamam kız. Kaybedecek neyimiz var ki? Peki efendim. Nasıl isterseniz. Yarın diyelim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. İyi günler. Yaşasın, oldu bu iş. Yarın sabah randevu aldım. Sen de bu çene varken Cumhurbaşkanından bile randevu alırsın. İzmir'e nasıl gideceğiz şimdi? Hadi yürü. Otogara gidiyoruz. Hadi. Ne yani? Kaçak mı bineceğiz otobüse? Bak canım, biletli yolcu gibi biner, kontrol esnasında paramız olmadığını söyleriz. Yarı yolda indirecek değiller ya. Kaptan, arabada iki kaçak yolcumuz var. Ne duruyorsun, indir aşağı. Tamam. Evet, yolculuk buraya kadar hanımlar. Ne oluyor ya? Ne olurdu sanki götürseydiniz? Nasılsa araba oraya gitmiyor mu? İndir oğlum aşağı, hadi. Tamam abi. Tamam be, itme. Hadi in aşağı, zorba çıkarma ya. Dokunmasana be.
Sen de gel. Vicdansızlar, insafsızlar. Aa, ne olurdu götürseydiniz. Araba gitmiyor mu sanki oraya kadar? Devam et abi. Senin otobüsüne mi kaldık? Yürü git işine be. Adamla ağız dalaşına girmeseydin daha başında indirmezdi bizi. Ne olacak şimdi? Otostop çekeceğiz. Ben tanımadığım adamların arabasına binmem. Korkma, bir şey olmaz. Her arabası olan maganda değil ki. Bak mesela şu. Tüh be! Maganda olsaydı kesin dururdu. Bak gördün mü? Kaldık yolun ortasında. Söylenip durma. Gelir şimdi bir tane daha. Ne yapacağız şimdi? Alo? Tamam babacığım, yoldayız. Evet, evet. Gelininiz de yanımda, merak etmeyin. Geliyoruz. Birkaç saat içinde çiftlikte oluruz. Annem mutlu oldu mu? Sana ailemden bahsetmiştim. Ailemizde hala eski gelenekler hakim. Diyeceğim o ki seni televizyondan tanıyor olabilirler. Onlara sahneyi bıraktığını, evinin hanımı olacağını söylersen çok iyi olur hayatım. Bir de şarkıcılık hevesinden bahsetme şimdilik, olur mu? Anlaştık mı? Başka? Bir de çuvala soksaydın bari Yusuf. Evlenince söylediğin gibi mi olmamı isteyeceksin yoksa? Belki yakışır. Sen ne diyorsun Yusuf? Ben televizyona çıkıp isim yapmaktan bahsediyorum. Senin söylediğin şeye bak. Kusura bakma. Sahneyi falan bırakamam. Ya canım, en azından birkaç gün için. Ya da birkaç saat. Her neyse. Şu sıkıntıyı bir atlatalım da senin klibinin bütün masraflarını karşılayacağım. Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Senin için 15 sene yatalım mı vay vay. Ah atalım mı Arap kızı, atalım mı. Oh, o ne be, bir değil iki tane. Serap mı görüyorum yoksa? Oh, şunlara bak. Merhaba. Selam kızlar. Ben Barbaros. Ama beni sevenler bana kısaca Barbie der. Yolculuk ne tarafı? Şey, biz İzmir'e gidiyoruz. Otobüsü kaçırdık da. Acaba siz ne tarafa gidiyorsunuz? Şu anda itibaren ben de İzmir'e gitmekteyim. Atlayın hadi. Deli, bu adamı hiç gözüm tutmadı. Baksana, yiyecekmiş gibi bakıyor. Korkma, hele bir şey yapmaya kalksın gözlerini oyarım vallahi. Yalnız bir problem var. Biriniz öne oturmak zorundasınız. Arkada kalacak eşyalar var. Mecburiyetten yani. Buyurun hadi. Geçin. Nerede, ben orada. İş adam olmak kolay değil tabii. O şehir senin, bu şehir benim. Dolaşıp duruyorsun. Aslında genellikle uçakla seyahat ederim ama bu sefer acil durum nedeniyle mecbur ben Kazdar'a çıktım. Ne üzerine iş yapıyorsunuz? Ne üzerine mi? Ölü gibi çeken her şey üzerine iş yaparım ben. Ha? Çakmışsındır herhalde. Nasıl yani? Yani çok yönlü iş adamıyım ben. Her türlü organizasyon, lojistik destek, plak yapım, ajans hizmetleri, boya badana, yıkama, yağlama.
Her ihtiyacı cevap veriyoruz anladın mı? Arkadaki kolilerde ne var? Kolilerde benim fabrikanın ürünleri, kozmetik ürünleri falan filan işte. Müsait bir yerde mola verelim de hem onları size göstereyim. Hem de bebek gibi vücuda sahip olmanın özelliklerini size tek tek anlatayım ben. Ne münasebet canım? Alo. Aa, Volkan Bey. Buyurun. Ne? Sahi mi? Deneme çekimi için. Tabii, gelirim. Ne zaman? Ay çok teşekkürler. Yo, hayır İstanbul'dayım. Evet eve gidiyordum. Göreceksiniz sizi mahcup etmeyeceğim Volkan Bey. Tamam ben hemen geliyorum. Görüşmek üzere bye bye. Neler saçmalıyorsun sen? Kusura bakma Yusuf. Ben İstanbul'a dönmek zorundayım. Hemen durdur arabayı. Anne kendine gel saçmalama. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Durdur arabayı durdur. Saçmalama Hande. Kendine gel. Durduruyor musun gelir şu arabayı? Lütfen. Durdur arabayı. İniyorum. Dur. Hande ne yapıyorsun? Dur artık. Dur dedim Yusuf lütfen. Saçmalama. Lütfen sakin olur musun? Of ya. Neredeyse yolu yaraladık. Şimdi geri dönmek deneyin nesi? Sunuculuk için seçilen birkaç kişiden biri de benmişim Yusuf. Söylemiştim sana. Deneme çekimine bekliyorlar. Hayatımın fırsatını kaçıramam. Gerçekten seni sunucu yapacaklarını mı zannediyorsun? Dur, hiçbir yere gidemezsin. Ya beni bekliyorlar. Sen sadece oyalıyorsun beni. Bir klip yapmama bile yardım etmedin. Benimle başlayanlar şimdi şöhretin zevkini çıkarıyorlar Yusuf. Ne yani? Sponsorun olayım diye mi benimle birliktesin? Sana yaklaştığım kadar başka birine yaklaşsaydın. Şimdi oho. Şimdi bazı şeyleri daha iyi anlıyorum. Anne dinle beni. Şimdi bunları tartışmanın hiç sırası değil. Çiftliğe haber verdim. Herkes seni bekliyor. Özellikle de annen. Anneme bir köylü gelin bu, tamam mı? Size de o yakışır. Sunucu olamazmışım. Görürsün sen. Çekil. Evet, buyurun. Açık sözlerimi hoş gördün ama kızlar, ben var ya sizden çok hoşlandım. Hani bu gece İzmir'de beraber geçirsek? Orada tanıdık otel, pansiyon, her şey var bende. Ne bütün masraflar bende. Hop dedik ya. Sen bizi ne sanıyorsun lan? İnelim kız. Durdur arabayı çabuk. Ya bakın yanlış anladınız. Yani kalacak yeriniz falan yoksa yardımcı olayım dedim yani. İti var, kopuğu var. Durdur şu arabayı dedim sana. Durdur. Bak, şey düşünün. Bak seni mancan yaparım. Durdur şu arabayı. Ya. Durdur arabayı diyorum sana. Sen git ananı manken yap, pis yalancı. Çabuk durdur arabayı ben sana. Tamam tamam be tamam. Tamam, siz arabayı aranda sus zaten. Niye bindiniz lan o zaman arabama? Adam mı yiyorum lan ben? Tamam be tamam. Size iyilik yapan da suç. Ne haliniz varsa görün. Ben de İzmir'e gitmedim zaten. Yürü be. Ben sana demiştim bu tuttuk işi bize göre değil diye. Dinmezmiş de gelmezmiş. Kaldık işte buralarda. Üzülme, başka birini durdururuz. Hiç mi namuslu insan yok yani? Ne
Müsaade et ben konuşayım. Sen konuşursan bizi yine yanlış anlarlar. Ne diyeceksin? Düzgün düzgün konuşacağım işte. Adamı gözüm tutmazsa binmeyeceğiz ona göre, tamam mı? Sen karışma dedim. Tamam. Sen nasıl biri olduğunu şimdi anladım. Aman iyi iyi. Merhaba. Nasıl anlatayım? Otobüsten inmek zorunda kaldık da. Yardım ederseniz mola yerinde bir sonraki otobüsü beklemek istiyoruz. Mola yerine kadar bizi alabilir misiniz? Tabii buyurun. Sizi Allah gönderdi vallahi. Arabanız da klimalıymış. Ay, ne oluyor? Bu sıcakta da yolculuk hiç çekilmiyor doğrusu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Güle güle. Kadar dedik işte. Param var kızım. En azından gittiği yere kadar inmeseydik. Buluruz bir çaresi. Hem adam senden hoşlandı. Sevinirdi bile. Senin bu kaderci hal niye de bitirdi beni ya? Oğlan da yakışıklıydı. Ne yazık ki benden çok sana baktı. Ay saçmalama Nevin. Acaba teklif etse miydi? Soldakini annem beğenmez, biraz saçaklı. Aklı havada birine benziyor. Ama siyah saçlı olanını annem çok beğenirdi. Hanım hanımcık bir kız. Gözleri de güzel. Gözlerini ayıramıyor. Hadi gidelim. Dur ya, kursağımıza bir şey girsin kızım. Belki yemek ısmarlar. Yemeğe davet etsem mi acaba? Dur şunu bir yoklayayım. Dur kız. Ya pardon, otobüsün gelmesi yarım saati geçermiş. Size borcumuzu ödemek için iyi bir fırsat olacağını düşündük. Bir çay içip tanışmaya ne dersiniz? Böyle güzel bir teklife evet demekten başka ne yapabilirim ki? Yemek için teşekkürler bey. Ne bey? Ben Yusuf, tanıştığımıza memnun oldum. Aysu, ben de memnun oldum. Ay yeter. Sıra bende galiba. Adım Nevin. Memnun oldum. Ne işle meşgulsünüz Yusuf Bey? Ben iş adamı diyelim. Ne iş olsa yapar mısınız? Yani her türlü organizasyon, lojistik destek, ajans hizmetleri, plak yapım, boya badana falan. Yok canım, sadece tekstil üzerine.
Tekstil ha? Ne güzel. Ya siz? Ben mi? Ben şey... Arkadaşım doktordur. Doktor mu? Çok iyi. Boşuna dememişler iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş diye. Niye? Hasta mısınız? Yok canım. Sözün gelişi. Yolculuk nereye? Ben çiftliğe annemi ziyarete gidiyorum. Ne güzel. Güzel tabii. Ama güzel olmayan bir şey var. Annem belki de ölüm döşeğinde. Çok üzüldüm. Tedavisi mümkün değil. Doktorlar son birkaç günü kaldığını söylüyorlar. Belki de birkaç saat. Umarım yetişir. Ne duruyorsunuz? Hemen gitsenize. Gidemem. Niye? Neden ama? Ben yani annem... Söyleyin hadi. Bakın şöyle anlatayım. Kız arkadaşımla birlikte yoldaydık. İstanbul'dan bir iş telefonu geldi. Dönmek zorunda kaldım. Sultanım. Yusuf'la konuştum. Yolu yaralamışlar. Gelmek üzereler. Ya Rabbim. Nefeslerim sayılır. Biliyorum. Sen her şeyin sahibisin. Bak oğlum ve gelim. Geliyorlar. Oğlumu ve gelinimi kucaklayayım. Bir kere. Ondan sonra al canımı. Doktora telefon edeyim mi Eşref Bey? Ben ararım. Bir ağrı kesici daha yapsın. Yusuf'la gelinimiz geliyor, sen hazırlık yap. Şimdi anladınız mı neden gidemedim? Yazık kız. Çok üzüldüm vallahi. Bu ne vicdansızlık. Ben senin yerinde olacaktım ki. Hande miydi neydi? Oca dal uzun saçından şöyle bir tuttuğum gibi. Gidin yetişin annenize Yusuf Bey. Yoksa çok acı çekersiniz. Annesizlik çok zordur. Bilemezsiniz. Size bir teklifim var. Yanlış anlamanızdan da korkuyorum ama... Yani? Birkaç günlüğüne annemin gelini olmanızı istiyorum sizden. Rol icabı iş olarak da kabul edebilirsiniz. Annemin gönlü olunca siz yolunuza, ben yoluma. Yaşasın iş teklifi. Saçmalama. Annenizi alet ederek zamparalık mı yapıyorsunuz? Ben de bundan korkmuştum. İşte yanlış anladınız. Sadece ölmek üzere olan annemin son arzusunu yerine getirmeye çalışıyorum. Yoksa oğlum, sütünü helal etmeyecek. Ne dersin? Annemin gelini olur musun? Hayır, kabul edemem. Ölmek üzere olan annenizin duygularıyla oynayamam. Aysu, yazık. Bak, kabul edin. İnsanlık ölmedi. Bu çok ciddi bir durum Nevin. Lütfen, karşılığında ne isterseniz verin. Bu ailem ve benim için çok önemli. Son nefesini vermek üzere olan bir kadını mutlu edeceksiniz. Daha ne istiyorsunuz? Sen gelsene bir dakika. Ya nazlanıp durma kızım, bu fırsat kaçmaz. Sen de hemen atlama. Bu iş göründüğü kadar basit değil. Ya bir düşünsene, çiftlik hizmetçiler birkaç günde olsa el bebekliğine bir bakarlar bize. Sen keyfini düşünüyorsun. Kadıncağız ölecekmiş, baksana. Kızım bu gidişle biz de öleceğiz. Farkında değil misin sen ya? İsterseniz açık çek yazayım. Lütfen. Beni anladığınızı biliyorum. Başka da çarem yok. Pekala. Diyelim ki Aysu annenizin gelini olarak geldi. Yani müstakbel eşiniz olarak. Peki ben ne olacağım? Biz ayrılmayız birbirimizden. Kolay.
siz de onun kardeşi olarak yani baldızım olarak gelirsiniz. Alacağınızı paylaşırsınız. Evet, bence de. Anlaştık mı? Anlaştık. Sadece biraz rol yapacaksınız, hepsi bu. Dedim ya, annenizi kandırmak hoş bir şey değil. Medeli'ye kurşun atıyoruz, şu senin yaptığına bak Aysun. Aşk olsun. Ya bu işin sonu göründüğü gibi bitmeyebilir Nevin, korkuyorum. Ya ne korkuyorsun? Annem ölmek üzere diyor. Ölüm döşeğinde kadıncağız. Yalvarıyorum. Ben annemi mutlu edemedim. Belki siz edebilirsiniz. Bir şartla kabul ediyoruz. Bu iş karşılığında ne istediğimi yazıp bir zarfa koyacağım. İş bitene kadar zarfı kesinlikle açmak yok. Kesinlikle. Ne yazdıysak ona uyacaksınız, tamam mı? Söz. Söz. Her şartınızı, limitinizi, miktarınızı şimdiden kabul ediyorum. Tamam, biz hazırız enişteciğim. Yalnız bir eksiği daha tamamlamamız lazım. Annemin karşısına bu kıyafetlerle çıkamazsınız. Patron sensin. İstediğini giyeriz. Teşekkür ederim yavrum, sağ ol. Annemin durumu nasıl? Biraz önce ağrı kesici iğne yaptım, sakinleşti. Acil bir şey olursa arayın diye. Annesi işte havalara uçacak. Üf, şu çiftliğe bakarsın. Harika. Bizim yazlığa benziyor değil mi? Evet, rüyamızdakine. Yusuf. Bizi tanıştırmayacak mısın? Affedersin baba. Gelin hadi. Bu gelininiz... Aysu. 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 Canım, bu da babam. Merhabalar efendim. Hoş geldin kızım. Annen ısrar etmekte haklıymış Yusuf. Böyle güzel gelini kim olsa görmek ister. Kimin oğluyuz baba? Annemle aşkınız dillere destan. Ben de gelininizin kardeşiyim. Ne derler? Yani nasıl derler? Oğlunuzun baldızı. Sen de hoş geldin kızım. Hoş buldum. Hadi durmayalım böyle, geçelim içeri. Hadi hadi. Hadi. Ser, bavulları içeri al. Tamam. Aslan oğlum. Gelin, gelin. Annemin odası. Doktor ağrı kesici iğne yapmıştı. Sanırım uyanmıştır. Geçsene oğlum.
Ben de anneciğim. Yavrum. Ben de seni çok özledim. Kokunu. Güler yüzünü. Sen. Yoksa. Gelinin anne. Aysu. Aysu. Gel. Ay kadar. Nazarlardan saklasın seni yavrum. Gel, sarılayım sana. Güzelmişsin sen. Tam düşündüğüm gibi pırıl pırıl. Maşallah. Gözlerinin içi gülüyor. Ama niye ağlıyorsun gelinim? Hastalığınızı duyunca çok üzüldü teyze. Günlerdir yemeden içmeden kesildi. Eridi bitti kızcağız. Kayınvalideme gitmek istiyorum diyor. Başka bir şey demiyordu inanın. Ah benim içli gelin. Kalbinde yüzün gibi pırıl pırıl maşallah. Nasıl mutlu oldum nasıl bilemezsin. Bu da baldızımın evin anne. Hepiniz hoş geldiniz. Eşref Ağa'nın evini şenlendirdiniz. Oğlum. Sen anneni sevindirdin. Allah da senin yüzünü güldürsün. Mutlu etsin. Bak ana duası da aldım. Ah, biz işimizi böyle benim. Yaparız işte. Bizimle anlaştığın asla pişman kızım. Olmayacaksın. Maşallah seni çok iyi gördüm anne. Babamın sesini telaşla duyunca... Sayıl nefesim kaldı Yusuf'um. Ama artık gözüm açık gitmeyecek. Anne lütfen böyle konuşma. Anneniz çok az uyuyabiliyor. Biraz istirahat etsin. Uyanınca yine görüşürsünüz. Hadi çıkalım. Size çevreyi gezdireyim. Siz çıkın. Ben biraz daha kalacağım. Anneciğim, hadi dinlenin biraz. Nasılsın Recep abi? İyiyim küçük bey, hoş geldiniz. Recep abi kahyamızdır, elinde büyüdüm. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Eşiyle yıllardır hizmetimizdeler, eksik olmasınlar. Burası da kaldıkları yer. Ah işte, bu da Seher abla. Hoş geldiniz. Giyeceklerinizi hazırladım, odanıza koyuyorum Yusuf Bey. Bıkmadın mı çocukluğundan beri benim üstümle başımla uğraşmakta? O nasıl söz öyle, hiç bıkılır mı? Ah bir de hanımefendi iyileşebilir. İnşallah. İnşallah. Dua et. İnşallah. Seher, masayı hazırla. Açık hava acıktırmıştır bizimkileri şimdi. Şimdi hazırlarım efendim. Acıktık vallahi. Gel Nevin. Yemek hazırlanıncaya kadar sana çiftliği gezdireyim. Sağ ol kız. Neden pencereleri açmıyorsunuz? İçeri gün ışığı girmezse olmaz ki. Bilmem. Hiç düşünmedik. Böyle hapsetmişsiniz kendinizi. Olmaz ki. Işığa girmeyen yere doktor girermiş. Doğru. Doktorun çiftlikten ayrıldığı yok. Hayrola? Ne oldu kızım? Ne bu halin? İşi başkasına verdiler. Neden? Hani deneme çekimi yapacaklardı? Yaptılar. 4 tane kamera vardı.
Haliyle insan heyecanlanıyor. Çekim birkaç kez tekrarlanınca kafam karıştı. Tutuldum kaldım. Trak geldi. Yönetmen olacak o zibidi de kendine bir manken seçti. %100 aralarında bir şey vardır. Boş ver, üzülme. Senin de yıldızın bir gün parlayacak elbet. Ben de oyunu kuralına göre oynayacağım bundan sonra. Göreceksin bak. Anne. Ah kızım. Keşke Yusuf'u yarı yolda bırakıp dönmeseydin. O şansı bari elden kaçırmasaydık. Hep onun yüzünden geldi bu işler başımıza. Bozuk moralle çıkarsan olacağı budur tabii. Yeni evlenmiştik Eşref Bey'le. Beyrut'taydım o resim çekilirken. Balayında. Demek Beyrut'a gittiniz. Şam, Kahire, Beyrut. Bütün Orta Doğu'yu gezmiştik. Oo, bütün dünyayı gezmişsiniz. Ne güzel. Kabına sığmaz. Filiz gibi kızdım o zamanlar. Vasiyetimdir. Yusuf'la bu saydığım yerlerin hepsine gidin gezin. Ne olursa gençlikte olur. Aa, balayında siz de Beyrut'a gidin söz mü? Ha kızım? Söz mü? Kolay gelsin Seher abla. Sağ olun Yusuf. Burası da mutfak. Çiftlik evi değil doğma bahçe sarayı. İki güzel kız gelince saraya daha da benzedi. Lütfen oturun. Gelin hanım kimlerden oğlum? Ne iş yapar? Nasıl tanıştınız? Baba, Aysu... Şey efendim... Doktor. Çok iyi. İhtisas alanınız nedir kızım? Çabuk oturduk. Yok canım. Yani öyle tıp doktoru falan değilim. Yani ben... Doktor baba. Doktor... Ne? Veteriner mi yoksa? Hayır hayır. Ben çocuk yuvasında kaldım bir dönem. Yani görev yaptım. Çocuk psikolojisi diyelim. Pedagogsunuz yani. Ha işte ondan. Çok iyi. Ben pek anlamam da televizyondan duyuyoruz. İlgimi çekiyor. Ne güzel ya. Gelininizle çok ortak yönünüz var Eşref amca. Ne yalan söyleyeyim. Oğlumun böyle bir gelin getireceğini tahmin etmiyordum. Benim için sürpriz oldu. Seni kızım gibi sevdim. Ben de sizi sevdim efendim. Ben annenizin yanına çıkayım. Akşam yemeğinde uzun konuşuruz. Kızlar da odalarına çıkar dinlensinler. Peki baba. Gelin bizi karıştırdı. Az daha unutuyordum. İlaç saatin geçiyor sultanım. Öyle ya. Eşref. Bir şey söyleyeyim mi?
Ne oldu bilmiyorum ama bıçak gibi kesildi ağrılarım. Gelinine kavuştun ya, ondandır. Tutturdun gelin diye. Ne yapayım Meşref? Anayım ben. Ben ölünce bu evi çekip çevirecek biri olsun. Oğlumu benim gibi sevecek. Sana torunlar doğuracak biri. Analık işte. Biliyorum Sultan. İnsan yaşlanınca, ölüme yaklaşınca arkada kalanları daha çok düşünüyor. Hadi hadi. Az daha kurtuluyordum benden. Ah Sultan, ben sensiz nasıl yaparım? Benim de bilemedin, bir iki gün sonra peşinden gelmeyeceğimi mi sanıyorsun? Biliyorum Eşref, biliyorum. Ondan istiyorum ya oğlumuzun evlenmesini. Oğlum sevgisiz, bu ev ıssız kalmasın diye. Acaba doğru mu yapıyoruz? Boş ver. İnceldiği yerden kopsun. Suları yokuşa akıtamazsın. Bakalım neler olacak. Sen işin gırgırındasın. Kızım, insanlar bize bağlanıyor, anlamıyor musun? Babasını görmedin mi? Kızım gibi sevdim diyor. Sultan Hanım'a da böyle bir oyunu nasıl açıklarsın? Ya bize ne be? Bırak oğlu düşünsün. Biz işimiz bitince alacağımız canlıya bakalım, canlıya. Bütün belalar başımıza bu para gözlülüğün yüzünden gelmiyor mu? Hadi ya, bu kadar melodram yeter. Sen istersen cefasını çek. Ben sefasını süreceğim vallahi. Oh, pijama da koymuşlar. Allah için rolünü mükemmel oynuyor kızcağız. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. İyi ki Hande gelmemiş. Annem kesin hayal kırıklığına uğrardı. Acaba bu oyunun karşılığında neler istedi benden? Ne kadar istedik? Her ne istediyse fazlasını hak ettiği kesin. Acaba açıp baksam... Ya, bunu yapmamalıyım. Söz verdim. Günaydın anneciğim. Ah sen misin? Günaydın kızım, günaydın. Oh. Uyuyakalmışım Sultan. Yaşlandın Eşref Ağa, yaşlandın. Bu sabah iyi görünüyorsun maşallah. Çok şükür, gelinim uğurlu geldi. Siz annemi merak etmeyin babacığım. Gidin dinlenin. Bundan sonra annemle ben ilgileneceğim. Peki kızım. Ben sizi kaynana gelin baş başa bırakayım. Demek gelininizi görmeyi bu kadar çok istiyordunuz. İstiyordum ya. Oğlumu en az benim kadar sevecek gelini kim merak etmez? Kahvaltı yaptınız mı anneciğim? Aa benim güzel kızım. Boğazımdan sıcak bir çorba geçmeyeli aylar oldu. Varsa yoksa ilaç, vitamin veriyor doktor. Bence hafif de olsa bir şeyler yemelisiniz anneciğim. Ne dersiniz? Kahvaltıyı aşağıda birlikte yapalım mı? Olur mu? Hem sizi aşağı salona almak istiyorum. Geniş, ferah, aydınlık. Ne dersiniz? Bak bu iyi olur yavrum. Aylardır buradan dışarı çıkmadım. Çok sıkıldım. Ama nasıl inerim oraya? Siz onu bana bırakın anneciğim.
Ah, işte. Tamam. Ay. İşte bu. Geniş, ferah, aydınlık. Mutfağa, hole, tuvalete yakın. Girip çıkanı görebileceksiniz. Sürekli hayatın içinde olacaksınız anneciğim. Allah senden razı olsun kızım. Ne iyi akıl ettin. Doktor dediğim böyle şeyleri de düşünür. Her şey iğne ilaç demek değil ki canım. Ben kahvaltı hazırlayayım. Tamam canım. Doğru, doğru. Oh be gözüm gönlüm açıldı. Anne, sen buraya nasıl geldin? Gelinim böyle istedi oğlum. Hayatın içinde ol, geleni gideni gör dedi. İyi de etti. Gel. Gel yavrum. Bu harika bir fikir hayatım. Sen bir tanesin. Anneciğim, bugün daha iyisin değil mi? Şükürler olsun oğlum. Sizi böyle mutlu gördükçe ömrüme ömür katılıyor. Daha da mutlu günlerimiz olacak anne. Allah bana öyle bir gelin gönderdi ki. Bu gidişle dünyaya kazık çakacağım. Anneciğim, sen başımızın tacısın. Ah canım. Yavrum. Anne, canım anne. Canım benim. Canım benim. Bir tanem, nasıl özledim seni bilmiyorsan. Annemi bana bırakır mısın? Kahvaltısını ettireyim. Tabii hayatım. Memnuniyetle. Oh, reçel de var. Evet, vişne reçeli anneciğim. Sever misiniz? Sevmez miyim? Bu bitecek tamam mı? Tamam canım gelin. Şimdi hesap ver bakalım. Neden annenin yanında yanağımı okşadın? Anlaşmada böyle bir madde yoktu. Tutamadım kendimi. Öyle hoş bir manzaraydı ki, yani annemi iyi görmek içimden geldi. Hem fena mı? Herkes bizi gerçek şey gibi görsün. Çizmeyi aşmak yok. Pekala, özür dilerim. Bir daha olmayacak. Olmasın. Bunun bir rol, bir oyun olduğunu unutma. Bir daha böyle şeyler istemem. Tamam. Oyun dedin de bence sen portakallık rol yapıyorsun. Hülya Koçyiğit'e nal toplatırsın. Ben rol yapmıyorum. Annemi hiç görmediğim annem kadar seviyorum. Ya beni? Beni de seviyor musun? Neden sustun? Unutma. Benim rolüm şimdilik sadece annemin gelini olmak. Çok iyi, çok iyi. Beklediğimden çok daha iyi. Hadi gözünüz aydın. Sağ olun. Çok şükür. Yarın görüşürüz. Anneciğim. Dışarıda harika bir bahar havası var. Çiçekler açmış mis gibi. Senin için topladım. Ah, teşekkür ederim yavrum. Sen gelince bahar da geliyor. Çiçekler de açıyor. Doktor bey, nasıl buldunuz annemi? Vallahi beni şaşırttı. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sultan Hanım eğer ne veriyorsanız yine ondan vermeye devam edin. Bu gidişle artık bana ihtiyacı kalmayacağını düşünüyorum. Sen de doktor geçiniyorsun Beysen. Vallahi boşu okumuşsun. Bak gelin kız senin yapamadığını iki günde yaptı be. Sen aylardır gelip gidiyorsun. Konuş Eşref'a konuş.
Bir gün sen de elime düşersin nasıl olsa. Senin eline. Aman Allah korusun. Ben o zaman sana yapacağımı bilirim. Babamla İhsan amca çok eski dosttur. Birbirlerine takılmayı çok severler. Dikkat et. Kirazın tadının peşindeyim. Ne? Biraz toplayayım, anlatacağım. Buyur anneciğim. Nasıl anneciğim? Harika. Bu mu kirazın tadı? Bir film seyretmiştim. Adamın biri kendini öldürmek için kiraz ağacına kement atıyor. Bıkmış adam hayattan. Öldürecek kendini. Bırakıyor boşluğa ayaklarını. İp boğazını sıkarken bir an ölmekten vazgeçiyor adam. Can tatlı tabii. Çırpınıyor. Kendini kurtarmak için dallara tutunmaya çalışıyor. Bu çırpınma sırasında elleri arasında sıkışmış bir kirazın damlası dudağına düşüyor adamın. Adam o an pişman oluyor yaptığına. Bütün kahrına rağmen sadece kirazın tadı için bile yaşamak güzelmiş diyor. Kirazın tadı çok değerlidir benim için anneciğim. Harika. Kirazın tadı harika. Gördün mü? Bir kere bile aramadı. Sen bu kafayla gidersen daha çok beklersin. Ne yapsaydım anne? Gidip annesinin ölümünü mü bekleseydim? Köprüyü geçene kadar her şeyi yapacaksın. Bu Yusuf için önemliydi. Benim için neyin önemli olduğu kimsenin umurunda değil ama anne. Onun zor gününde iki gün yanında olsaydın, o da ömür boyu senin yanında olurdu. Merak etme anne. Daha her şey bitmedi. Bakıyorum Yusuf'la kumrular gibisiniz. Sana öyle içten, öyle derinden bakıyor ki... çocuğun kalbi gözlerinden fırlayacak diye korkuyorum yani. Saçmalama Nevin. Bu bir oyun. Hem unutma ki Yusuf nişanlı. Bak Yusuf'la evlenirsen... ben paramı payımı alırım ona göre ha. Çok konuşma. Biz koçun kurasıyız kızım. Eşref Bey'e baba, Yusuf'a kaş göz, Sultan Hanım'a anneciğim demeler. Bütün bunları ben yapmıyorum herhalde. Eşref Bey'e baba, Yusuf'a göstermelik yakınlık rol icabı. Ama anne meselesinde haklısın. Doğruyu söylemek gerekirse ona anne demek hoşuma gidiyor. Anne diyemeden büyüdüm ben kızım. Ama bir yandan da içim öyle bir acıyor ki. Canım, biliyorum. Çok duygulandın da bana anne diyebilirsin istersen. Pislik. Seni var ya. Dur bakalım. Yapma. Ona aşık oldum. Bu hesap da yoktu. Tabii ya. Gönül çelen bir tarafı var bu kızın. Diğerleri gibi değil en azından. Şimdi ne olacak? Acaba benimle gerçekten evlenir mi? Allah'ım. Kısa zaman içinde nasıl bağlandım bu kadar?
kadar. Nasıl sevdim. Şimdi ne olacak peki? Ben ve Yusuf. Hayır, hayır. Buna hakkım yok. Kafandan bunlar geçiyor değil mi? Ah aşk. Unutma kızım. Mumu yakan ateş aynı zamanda mumu bitiren ateştir. Ah aşk. Bize de bir Yusuf. Yusuf, Yusuf. Alo. Ha, ne haber Hande? Al oğlum, al oğlum. Merhaba Yusuf. Nasılsın? Rahatsız etmedim ya. Müsait miydin? Yok yok, önemli değil. Sonradan çok düşündüm. Ne kadar ayıp ettiğimi anladım. İhtiyacın olduğunda yanında olmalıydım. Üstünde durma. Önemli değil. Ne kadar iyisin. Her şeye rağmen bana iyi davranıyorsun. Ama ben yine de hatamı telafi etmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim söylesene. Canım bir şey yapman gerekmez dedim ya. Burada her şey yolunda. Yok, hayır. Teşekkür ederim. Annesini sor, annesini. Tamam anne. Annen şey mi? Yani durumu nasıl? Çok iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Seni çok özledim. Ne zaman geleceksin İstanbul'a? Dur bakayım. Belli dur olmaz. Bakayım. Daha sonra ararım ben seni. Tamam. Tamam, sen hadi gidelim. Dur bakayım. Dur, dur. Sen efendim. Ne düşünüyorsun? Seni çağırıyorlar. Hadi. Gel kızım, yaklaş. Ben Yusuf'tan oğlumu benim kadar sevecek bir gelin istemiştim. Seninle birlikte bu çiftliğe hayat yeniden girdi. Neşe, coşku, ağız tadı yeniden girdi. Sana çok şey borçluyuz. Sen benim gözümü arkada bırakmayacak biricik gelinimsin. Kızımsın. Elim ayağım tutuyorken, aklım şuurum yerindeyken... Bu yüzüğü ben takmak istedim kızım. Aslında daha büyük bir tören gerekirdi ama hastayım. Hiç olmazsa aile arasında yapalım. Bu yüzüğü kayınvalidem bana takmıştı. Ailemizde gelenektir. Kayınvaliden geline geçer. Artık emaneti sana devretmenin zamanıdır kızım. Bir gün sen de gelinine takarsın inşallah. Ver elini kızım. Ama ben bunu kabul edemem. Olur mu öyle şey? Sen benim gelinimsin. Evet. Elbette. Yani çok değerli bir yüzük.
Ben böyle bir hediyeye layık değilim. O nasıl söz yavrum? O nasıl söz? Hiç kimse bu yüzüğe senin kadar layık değildir. İçini ferah tut. Öp elimi bakayım. Ben senin sadece kayınvaliden değilim. Eğer kabul edersen annenim de. Kızım. Anneciğim. Çiftliği bulabilecek misin? Koskoca Eşref Ağa çiftliği. Bir bilen çıkar elbet. Zaten içim hiç rahat değil. Bu oyuna daha fazla devam etmek saçmalık. Ne? Bence annem... yani o hayati tehlikeyi atlattı. E'si... ben artık gitmeliyim. Gitmeli misin? Gidersen asıl o zaman hayatı tehlikeye girer. Bunu biliyorsun. Bir başkasının mutluluğunu çalamam. Kimsenin mutluluğunu falan çaldığın yok. Eğer ortada bir mutluluk varsa bu en çok senin hakkın. Burada olan, bu fedakarlığı yapan sensin. Hem bunu anneme nasıl izah ederiz bir düşünsene. O güçlüdür. Bunu kabul edebilir. Ona, bana ve bu çiftliğe hayat veren sensin. Sen gidersen her şey biter, anlamıyor musun? Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Hiçbir şey. Herkes çekildi. Uykunuz geldiyse sizi de odanıza çıkarayım mı anneciğim? Yok kızım. İğneli uykular yüzünden kaybettiğim zamanı kazanmak istiyorum sanki. Yine kitap okuyayım mı size? Anlat gelinim. Sen anlatırken kapanmış gözlerim yeniden açılıyor. Hadi anlat. Nasıl anlatayım? Bir kız varmış. Annesi, babası, ailesi yokmuş kızın. Kimsesiz. Sultan anne, sen kimsesizliği bilir misin? İşte öyle. Allah ve o kız çocuğu. Allah'tan başka kimsesi yokmuş bu dünyada. Soğuk bir yetimhanede açmış gözlerini. O yüzden soğuktan hiç hoşlanmıyormuş. Sıcak, her şey güneş gibi sıcak olsun istiyormuş. Buyurun hanımefendi, hoş geldiniz. Kimi aramıştınız? Eşref Bey'in çiftliği mi? Evet. Yusuf nerede? İçeride, odasında. Okey. Anneciğim, sana nefis bir yumurta salatası yaptım. Bu kadın da kim böyle? Gelmem büyük saçmalık doğrusu. Hatamı düzeltmek, ailenle tanışmak istedim. Ne var bunda? Ben sana düzeltilecek bir şey yok. Her şey düzgün demedin mi telefonda? Ne o? Kovuyor musun beni? Gelirsin hata, gelmezsin hata.
Bak durum bildiğin gibi değil. O gün sen gittikten sonra... Gel, burada olmayacak. En iyisi arkada anlatayım sana. Ya nereye, nereye? Anneni tanıştırmayacak mısın benimle? Annem seni bekliyor diye ortalığı ayağa kaldırıyordun. Geldim işte. Ya gel benimle. Ya Allah Allah. Dur, dur çekiştirme. Ne oldu kızım? Yürü. Dur, dur hani. Neler dönüyor sakin burada? Ol. Kim o? Anlatacağım, her şeyi anlatacağım sana. Bak, dinle şimdi beni. Sen yolda işini tercih edip İstanbul'a dönünce... ...ben de bir çözüm bulmak zorundaydım. Saçmalamıyorsun. Ve ben de... Kim o kız? Şimdi anlıyorum her şeyin nasıl yolunda olduğunu. Demek yerime dublör kullandın ha? Bak, bir çözüm bulmak zorundaydım. Anneme söz vermiştim, anlamıyor musun? Hadi hazırlan. Gidiyoruz buradan. Ya kızım saçmalama ya. Bana bak Nevin. Tamam, tamam. Arka bahçedeler efendim. Bak anne, bana yardımcı olmanı istiyorum. Ya şimdilik İstanbul'a dön veya şirketten gelmiş gibi misafirimiz ol, tamam mı? Oğlum ne oluyor? Bir şey yok baba. Konuşuyoruz, geleceğiz. Ne oluyor? Oyun bitti anne. Yani Sultan Hanım. Artık size Sultan Hanım demem gerekiyor. Neler oluyor yavrum? Şaşırtıyorsun beni. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Gerçek sevgiyi, aile sıcaklığını... Hiç tadamadığım anne şefkatini sizinle yaşadım. Bütün bunlar için size teşekkür borçluyum. Daha fazlasına hakkım yok. Perde kapandı. Oyun bitti. Sen benim gelinimsin. Ne kadar isterdim doğru olmasın. Asıl gelince yedeğin hükmü kalmazmış. Gerçek gelininiz geldi. Benim rolüm bitti artık. Allah'a ısmarladık. Son bir şey isteyebilir miyim? Bana sonsuza kadar saklayacağım bir öpücük. Anne öpücüğü verebilir misiniz?
soyunun devam etmesine herkesin çok ihtiyaç var. Özellikle de annemin. Saçmalık bu. Özrün kabahatinden büyük. Ya gelip annenin babanın yanında gerçeği anlatıp benden özür dilersin... ...ya da ben her şeyi anlatırım onlara. Bırak. Dur bir dakika. Ya anlatacağım, bir sakin olur musun? Mısın? Bana yardımcı olman lazım ama. Bırak kolumu. Merhabalar. Oğlunuz tanıştırmamakta ısrar ediyor ama ben gelininiz Hande. Yusuf, ne demek bu? Şey baba, açıklayayım. Açıklanacak bir şey yok. Gelininizim işte. Yusuf'un nişanlısı. Evet, doğru söylüyor. Hande nişanlım olacaktı ama... ...bundan sonra artık mümkün değil. Ne? Anneme götürüp gelinini tanıtacağım diye yalvaran sen değil miydin? Şimdi durum değişti. Gitsen iyi olur. Ne yani? Bunca yolu bu hakaretleri işitmek... ...şu hastalıkla annenin yüzünü görmek için mi geldim ben be? Niçin geldim bilmiyoruz ama... ...sen bizim gelinimiz olamazsın. Öyle. Sen niye konuşmuyorsun be kadın? Dilini mi yuttun? Aman ne gebelik yer burası be. Zaten senin gelinin olsam... ...kaynana demem iki günde zehirlerdim seni. Ne haliniz varsa görün. Yusuf, Aysu gitti. Çaresizdim. Sırf annemin son arzusunu yerine getirmek için konuştum onunla. Ne isterse kabul edeceğimi söyledim. O da isteklerini bu kağıda yazdı. Oku. Ben ailemi küçük bir çocukken kaybettim. Anne baba özlemiyle büyüdüm. Teklifinizi belki onlara ve size bir hizmetim dokunur diye kabul ettim. Sizden hiçbir şey istemiyorum ve beklemiyorum. Dilerim annenizi kaybetmezsiniz. Çünkü annesizlik çok zor. Gelinim dün gece bana her şeyi anlattı. Yusuf, bana gelinimi geri getir. Bak hala duruyor. Hangi yoldan gideceğiz? Bilmem. Sen seç. Hiç içimden gelmiyor. En iyisi sopa konuşsun.
bu tarafa. Aysu durun. Beni dinleyin. Aysu. Neyini dinleyeceğim? Gerçek nişanlın geldi işte. Oyunumuzu oynadık. İşimiz bitti. Aysu lütfen. Anne nişanlım değil bir. Çiftlikten ayrıldı hem de kötü bir şekilde iki. Annem, babam ve ben seni istiyoruz üç. Tiyatroya kaldığımız yerden devam etmek için mi? Tiyatro olarak mı gördün? Hayır. Hiçbir zaman. Senin gözünde öyle. Annem seni istiyor. Sen ona yeniden hayat verdin. O seni gerçekten çok sevdi. O sevdi ama. Bir türlü anlatamıyorum. En başında annemi sevindirmek, mutlu etmek için bir oyuna başladık ama... sen de sevgiyi, emeği, şefkati, saflığı, temizliği gördükçe... ben de sana tutuldum. Lafı ne dolandırıyorsun enişte? Söylesene sevdiğine aşık olduğunu. Aşık oldum. Seni seviyorum Aysu. Sen sadece annemin gelini değil, benim biricik sevgilimsin. Hah şöyle. Şimdi öp annenin gelinini,